Yepyeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videoda Samsung'un yeni Galaxy A serisini dünya ile beraber hep birlikte görüyoruz arkadaşlar. Bu videoyu çekmemde bana destek olan Samsung Türkiye'de buradan teşekkür edeyim ve hemen telefonlara doğru yola çıkalım. Şimdi ben lansmandan bir süre önce cihazları görme ve test etme fırsatına eriştim. Yaklaşık 1 ila 2 saat arasında cihazların tamamını gördüm. Şimdi 4 farklı model olduğu için telefonları görme süren her ne kadar uzun gibi gelse de bazı şeylere bakabilme ya da bakamama durumları da olabiliyor. Bu bir ilk bakış videosu diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla cihazlar da şu anda burada değil. Ancak tanıtılan modelleri ben size hemen sayayım. Samsung Galaxy A14, Galaxy A24, Galaxy A34 ve Galaxy A A54 olarak ülkemizde satışa çıkacak Samsung'un yeni A serisi akıllı telefonları. Hemen sorularınızı cevaplamak adına şunu söyleyeyim sizlere. Galaxy A74 serisi ülkemizde tabii ki fiyatı sebebiyle biraz daha satışa sunulmayan bir model olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü biliyorsunuz bir de FE modelleri var Samsung'un çıkardı ve FE modeliyle A serisinin en üst modeli arasında çok ufak bir fiyat farkı kaldığı için böyle bir bu sene için böyle bir tercih etmiş Samsung tarafı. Ne kadar doğru ne kadar yanlış artık onları yorumlarda hep birlikte konuşuyor oluruz. Bu arada sizler de videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve tabii ki kanalıma abone olup sosyal medya hesaplarını takip etmeyi ihmal etmeyin. Özellikle A serisinde önemli bulduğum bazı özellikler var. Şöyle bir durum yapmış Samsung tarafı. Tüm A serisinde bir Galaxy tasarım dili denilen bir tasarıma geçmişler. Bu Galaxy tasarım dili demek şu demek. Şimdi siz bir Galaxy S23 modeli akıllı telefonu alıp masaya koyduğunuzda da Galaxy A serisi bir akıllı telefonu alıp ters bir şekilde masaya koyduğunuzda da tasarım anlamı bu akıllı telefonlar hemen hemen aynı gibi gözüküyor uzaktan dolayısıyla burada bütçesi sebebiyle üst segmentlere çıkamayan kullanıcıları da yakalamayı hedeflemiş Samsung tarafı bunun eksilerini artılarını hep birlikte yine konuşabiliriz yorumlarda sizlere de düşüncelerini çok merak ediyorum zaten cihazları da görüyorsunuz şu anda gerçekten sizce bu tasarım diline geçilmesi ve bu anlayış üzerinde ilerlenmesi doğru bir yaklaşım mı hatalı mı hatasız mı sizlerin de yorumlarını bekliyorum bu arada şunu da söyleyeyim sizlere hani böyle bir detay var dedim tabii ki sizlere ama örüme Mak olan cihazda yeni A serisi üyesi değil, geçtiğimiz senenin cihazlarından bir tanesi. Ben böyle hani burası boş kalmasın yanında bir cihaz olsun diye kendisini de buraya koydum. Özellikle Galaxy A24 için şunu söyleyebilirim, özellikleri henüz tam netleşmemiş bir akıllı telefon olduğunun altına özellikle çiziler. Dolayısıyla bu cihaz hakkında da bu videoda çok dolu dolu veriler belki göremeyeceksiniz. Ancak şöyle bir detay olacak arkadaşlar. Ben tüm cihazları yan yana koyup bir performans testi yapma fırsatını eriştim. Cihazların işlemcilerini de hemen hemen Öğrenebildim ancak Galaxy A24'ün işlemcisine bakabilecek bir vaktim olmadı orada. Fakat şu anda gördüğünüz gibi cihazların arasındaki performans farklılıkları bu şekilde. Galaxy A54 modelinde Exynos 1380 kullanılmış 5G destekli. Galaxy A34 modelinde Mediatek'in Dimensity 1080 modeli işlemci kullanılmış yine 5G destekli. Galaxy A24'ün işlemcisini şu anda söylemiyorum. Yalnız sonucu görüyorsunuz ve Galaxy A14'de de Exynos 850 kullanılmış durumda. Burada altını çizmem lazım. Galaxy Galaxy A14 beni oradaki performans testlerinde bir tık düşündürdü arkadaşlar. Ancak cihazları gördüğüm saatte, gördüğüm tarihte cihazların daha henüz deneme aşamasında olduğunu ve final sürümlerinin olmadığını da altını çizmek istiyorum. Fakat performans testleri bu şekilde cihazları Şimdi burada biraz daha ekosisteme yönelmiş Samsung tarafı. Ekosistem anlamında da A serisinin tamamına Quick Share özelliği gelmiş. Bu tabii ki Samsung cihazlar arasında hızlı bir şekilde dosya paylaşımı yapabileceği anlamına geliyor yeni A serisinin. Bu önemli bir detay tabii ki. WhatsApp aktarımı özelliği yine bu cihazlarda yer alıyor. Herhangi bir iOS cihazdan bu cihaza geçiyorsanız ya da başka bir Android cihazdan bu cihaza geçiyorsanız çok rahat bir şekilde WhatsApp bildiğinizi aktarabiliyorsunuz. Private Share dediği özel dosyalar önemli bir konu. Burada özel dosyalar klasörü gibi bir şey oluşturarak yine dosya transferi vesaire yapabiliyorsunuz. Ancak en çok etkilen şey bence buradaki beni. Voice Focus dediğimiz bir özellik. Şimdi burada Voice Focus dediğimiz özellikte gürültülü bir alanlasınız Hatta ultra gürültülü bir alandasınız. Sizin sesiniz bildiğiniz normal telefon konuşması sırasında sadece sizin sesiniz karşıya gidiyor. Ve bunun bir Blender'la demosu vardı alanda. Şimdi o demoyu bir izleyelim. Durumu daha net anlayacaksınız. Bakın buradaki özellik kapalı iken Blender'ın sesi nasıl geliyor? Özelliği açtığımız zaman Blender'ın sesi nasıl siliniyor? Ve sadece karşı tarafın sesi bana geliyor. Hep birlikte görelim. Blender'ı açtım. Sesi nasıl geliyor şu anda? Blender'ın sesini duyuyoruz. Evet. Okay, voice box açıyorum. Şu an 1 2 3 4. geliyor? Blender sesi yok. Bir ses alabiliyor muydu, değil. Hayır, gelmiyor. Ok, iyi mi? Tamam. Evet, sadece okay. sesinizi duyuyoruz. Kapatıyorum. Evet gördüğünüz gibi Voice Focus özelliği gerçekten etkileyici çalışıyor. Bence gerekli de bir özellik. Hali hazırda benim iPhone cihazlarda gördüğüm bir özellikti bu. Ancak sadece WhatsApp ve FaceTime aramalarında kullanılabiliyordu. Fakat şu anda bir şebeke telefonunda şebeke görüşmesinde bunun yapılabiliyor olması bence önemli bir detay olarak bizlerle buluşuyor. Gelelim cihazların detaylarına hızlı hızlı değineceğim. Fiyatları belli değil arkadaşlar ve kendi yorumlarımda sizlere yine aktörü olacağım. Galaxy A14 ailenin giriş telefonu ve bunu her anlamda giriş olduğunu, giriş sev seviyesi olduğunu çok net bir şekilde hissediyorsunuz zaten arkadaşlar. Gerek malzeme kalitesi, gerek performansı ve gerek ekranıyla A14 gerçekten burada sizlere ben giriş seviyesi bir akıllı telefonum diyor. Telefonun ekran boyutu 6.6 inç, Full HD Plus bir çözünürlüğe sahip ve LCD bir panel ile bizlerle buluşuyor. Genel olarak tasarım dili gördüğünüz gibi Galaxy tasarım diliyle bizlerle buluşmakta. Ana kamerası 50 megapiksel ve ultra geniş açılı bir kamerası var, 5 megapiksel. Bir de makro bir kamerası var, 2 megapiksel olmak üzere. 5000 mAh'lık bir batarya ile geliyor A14 akıllı telefon. Şimdi A14'ün tabi detaylarını çok fazla sizlere hani aktarmak istemedim. Çünkü A14 biraz daha giriş seviyesi 5G desteği olmayan bir akıllı telefon. Onu da sizlerle paylaşmış olayım. Gelelim A34'e ki A34 hakikaten güzel diyebileceğimiz bir A serisi akıllı telefon olmuş bana sorarsanız. Bu sene Samsung biraz daha farklılığa gitmiş A serisinde. Geçtiğimiz yıl A33 ile A53'ün işlemcisi aynıydı. Bu sene işlemciler de farklı. Birbirinden ayrılan özellikler de var tabii ki cihazları. Şimdi burada bizi Star Xiaomi karşılıyor A34'te. 5G destekli bir akıllı telefon ve 6.6 inçlik Full HD Plus süper AMOLED bir panelde yine bizlerle buluşuyor. Dediğim gibi Mediatek'in burada Dimensity 1080 modeli bir işlemcisi kullanılmış durumda. RAM olarak 6 ya da 8 GB'lık bir RAM ile gelecek bu cihazlar. Ve tabi depolama tarafında da 128 ya da 256 GB'lık bir depolaması olacak. 1 TB'lık da bir depolamaya kadar arttırılabiliyor micro SD kart ile. Cihazları çok kısa gördüğüm için sadece teknik detaylarını sizlerle paylaşabilirim şu anda. Tekrar altını çizeyim. Galaxy A34'te 5000 mAh bir batarya 25 fatlıkta bir hızlı şarj var. Galaxy A34'ün arkadaşlar kamera tarafına değinmem lazım. Burada 13 megapiksellik bir selfie kamerası var cihazda ve tabi burada onun yanı sıra 48 megapiksellik bir ana kamera. Makro burada 5 megapiksele çıkıyor. Yani bir üstte çıkmış oluyor ki benim için hala düşüncelerimi biliyorsunuz. Ve OIS destekli bir kameraya da sahip. Şimdi OIS konusunda Samsung'un yetkililerinin bana verdiği bilgi şu şekilde. Bir önceki A A30 serisi ve A50 serisine göre yeni A30 ve A50 serisinde şöyle bir durum var. OIS 1.6 kat daha iyiymiş. Bunun detaylarını hep birlikte cihazlar daha büyük inceleme süreleri için elime geçtiği zaman zaten veriyor oluruz. Ancak şu andaki durum bu şekilde. Burada kamera formu U şeklinde. Cihazın önüne baktığımız zaman ekranında bir çentik var ve U dediğimiz yani aslında bir damla çentik dediğimiz bir damla çentik var cihazda. Bunun yanı sıra arkadaşlar cihazda bir de sizlere söylemediğim ultra geniş açılı 8 megapiksel'lik bir kamera var. Burada kameranın yanı sıra teknik detayların yanı sıra 4 senelik bir işletim sistemi güncelleme desteği var bu cihazda. Taahhüt ediyor Samsung yani cihaz 4 yıl boyunca bir güncelleme alacak, kesin güncelleme alacak. Yani yeni bir Android sürümü alacak demek bu. Onun yanı sıra arkadaşlar bir de 5 sene güvenlik güncellemesi alacak bir akıllı telefon. Yani şuradan altını çizmek lazım özellikle şunun. Yani bu cihaz Kesintisi sizlerin 5 yıl kullanabileceği güvenlik ve güncelleme açısından bir akıllı telefon olmuş. Burada özellikle bu konuya takılan ya da ''Bu cihazı ne kadar kullanacağım?'' diyen arkadaşlar için de önemli bir detay olduğunu düşünüyorum ve şunu da söylemek istiyorum, son dönemde markalarda hani ciddi bir böyle kapışma var orta seviyede, güncelleme desteği anlamında. Bu kullanıcılar için bence çok güzel ve yerinde bir haber. Gelelim Galaxy A54 5G'ye. Bu akıllı telefon arkadaşlar, Nightography özelliğiyle geliyor. Gece çekimleri yaparken aynı S serisinde gördüğümüz bazı özellikleri A54'te de görebiliyoruz. Burada A54'ün tabii ki ekranı önemli, ekranı 6.4 inçlik bir ekran Full HD Plus Super AMOLED bir ekran paneli 1000 nitlik bir parlaklığa sahip ve 120 Hz'lik bir yenileme hızına sahip yine bu akıllı telefonun ekranı ya gelelim kameralarına kameralarında 32 megapiksellik bir selfie kamerası var 50 megapiksel bir ana kamera burada 12 megapiksellik bir ultra geniş açılı kameramız var makro kamerada bir farklılık yok yine 5 megapiksellik bir makro kameramız var Wi-Fi 6 desteği var kameralarda OIS desteği bulunuyor ve Exynos 1380 işlemci ile geliyor. RAM tarafında 6 ya da 8 GB'lık bir RAM var yine bu akıllı telefonun. Ekrandan parmak izi okuyabiliyor bu akıllı telefon ve bir de şu var. Diğer modellere göre burada ekrana tam gömülü bir kamera görüyoruz. Yani aynı S serisindeki gibi gördüğümüz üzere bir kamera var telefonun ön tarafına gömülmüş durumda. Tabii burada yine aynı şekilde 4 senelik bir işletim sistemi güncellemesi desteği, 5 senelik de bir güvenlik güncelleme desteği cihazda bulunuyor. Galaxy A54'te. Genel olarak cihazları beğendim mi diye soracağım olursanız fiyata bağlı olarak beğendim ya da beğenmedim diyebilirim sizlere ancak fiyatları henüz ben de bilmiyorum bu videoyu çektiğim tarihte de bilmiyorum ben de şu anda sizlerle beraber yayından sonra öğrenmiş olurum yorumlara da yazıyor olurum sizler nasıl buldunuz Galaxy'in yeni a serisi üyelerini ben açıkçası onu çok merak ediyorum bence güzel yenilikler var bazı eksiklikler giderilmiş bazı hatalardan dönülmüş ancak belki de yeni hatalar yapılmış belki de yeni eksiklikler vardır sizlere göre o yüzden bu düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen imal etmeyin arkadaşlar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar çok çok kendinize dikkat edin ve hoşçakalın efendim. Bay bay.